Sağlıklı sandığınız tehlikeli gıdalar, tek bir lokmada tüm vücudu düzene sokan sebzeler. Özellikle orta yaşın üzerindekiler için en büyük dertlerden biri olan kolesterolden kurtulmanın yolları neler? Tüm bunlar ve çok daha fazlası Doktor Murat Topoğlu anlatıyor. Kolesterol hastaları nasıl beslenmeli? Bu arada en sürpriz bir tane bir şey daha söyleyeceğim. Millet aa diyecek. Hangi besinler kolesterol düşmanı? Ama bakın rakam önemli. 2-3 adet. Doktor Murat Topoğlu kolesterol düşmanı besin maddelerini Magazin 8'e açıkladı. Ama ne kadar yiyeceğiz biliyor musun? Tabii 200 gram yemeyeceksiniz. Kalp hastalıklarına neden olan ve insanı ölüme bile sürükleyen kolesterol hastalığına karşı hayati önem taşıyan besin maddelerini Doktor Murat Topoğlu Magazin 8 izleyenleri için açıkladı. Kolesterol düşmanı besinler. Yulaf ezmesi tam bir kolesterol düşmanıymış. Aslında bir sürü besinler var ama bunlardan bir tanesi en önemlisi yulaf ve ezmesi veya çavdar ezmesi, yani müsli dediğimiz şeyler. Çünkü bunlar tam buğday ekmeğinden dövme olduğu için bunun içine bir bardak yarım yağlı süt de koyarsanız, hem süt de zaten tek başına ikinci bir besin olarak kolesterolü düşüren şeylerden bir tanesidir. Kolesterol düşmanı besinleri kolesterol hastaları özellikle uzman kontrolünde tüketmeli. Süt, 3 ayran ve yoğurt. İnanılmaz. Ne güzel bir şey yoğurt ya. Yoğurttan yapılan ayran sadece Türkiye'mizde var. Ne güzel bir şey. Yani bir Türkiye'nin 2 tane milli içeceği var. Kışın çay, yazın ayran. Bu arada çay derken, çay da aynı şekilde kolesterol düşüren 5. bir maddeye de girmiş oldum böylece. Keten tohumu. Keten tohumunu nasıl tüketeceğiz? Bir tatlı kaşığı kadar keten tohumunu ezeceğiz. Onu o şekilde yiyeceğiz. Yani suya da karıştırıp yiyebilirsiniz. Doktor Murat Topoğlu deniz ürünlerinden özellikle 2 balık cinsini tavsiye ediyor. Balık özellikle somon balıkları veya küçük balıklar, sardalya balıkları. Çünkü bunda omega 3 çok fazla var. Omega 3 demek kalbi koruyan yağ demek. O yağın içinde kolesterol yok. Tam tersine kolesterolümüzü de düşürüyor. Kolesterol düşmanı besinler arasında siyah çikolata da bulunuyor. Bu arada en sürpriz bir tane bir şey daha söyleyeceğim. Millet aa diyecekler. Tabii ne diyorum biliyor musunuz? Siyah çikolata. Ama ne kadar yiyeceğiz biliyor musun? Tabii 200 gram yemeyeceksiniz. O zaman çok fazla kalori alırsınız. Ne yapacağız? Baş parmağımızı gösterelim. Bu baş parmağımızın şurada bir boğum var. Buradan da keselim. Şu kadarcık her gün siyah çikolata yersiniz. Ama doktorcum ağzımı bulaştırdığım zaman bunun hepsini tüketmeden rahat etmem diyorsanız hiç bulaşmayın çikolataya diyorum ben burada. Kuru yemişler arasında da 2 tanesi kolesterol düşmanıymış. Başka bir şey daha var. Günde 2-3 adet ceviz, 2-3 adet çiğ badem de tüketebilirsiniz. Ama bakın rakam önemli. 2-3 adet. Siz bunu oturup bir tabak dolusu ceviz, bir tabak dolusu badem yerseniz 600 kalori alırsınız. 600 kalori ne demek? Bir hamburgere eşit demek. Gidin hamburger yiyin, daha iyi. Karnınız doyurucu olmasa badem, çünkü karnınız doyurmaz. Ceviz de karnınızı doyurmaz. Demek ki her şeyin azı yarar, çoğu zarar. Su diyoruz değil mi? Su içmeden yaşayamayız diyoruz değil mi? Doğru. Ama size 24 litre su versem 24 saat içinde ölürsünüz zaten. Demek ki su hem hayat hem öldürücü. Her şey dozunda ve kararında yaparsak hem sağlıklı yaşarsınız hem de kilomuzu koruruz diyorum.